Merhaba, bugün bir önceki videomda, Lookbook videosunda değil, ondan bir önceki videoda bahsettiğim gibi bir anket yayınlamıştım. O ankette en çok oyu alan videoyu çekeceğimi söylemiştim bir sonraki videoda. En çok oyu saç modelleri aldı. Uzun zamandır da saç modeli videoları paylaşmıyordum. Biliyorum çok seviyorsunuz. Hem okula dönüş hem günlük kullanabileceğiniz saç modelleri hazırlayacağım bugün. Bu arada saçlarımı birazcık düzleştirdim video için. Bilmiyorum nasıl olmuş. Ben kendime düz saçı hiç yakıştırmıyorum bu arada. Hiç yakıştırmıyorum. Ama saç modellerini yaparken düz daha kolay oluyor kesinlikle. O yüzden bugün işimi kolaylaştırmak açısından saçlarımı düzleştirdim birazcık. Bu arada birkaç tane konuya değinmek istiyorum bu video aracılığıyla. İsim soyisim değişikliği ile ilgili küçük bir açıklama yapacağım. Daha sonra hemen videoya geçeceğiz. Ben kanalımı iki isimle kullanıyordum. Fakat işte Snapchat'imin farklı olması, İren'in soyisim gibi algılanıyor olması, benim birkaç tane evlenip boşandığımı sorularına maruz kalmam sonucunda isim, bir tane isim, bir tane soyisim olarak kanalımı devam ettirme kararı aldım. Herhangi bir değişiklik yok başka konularda. Sadece isim değişikliği. Bu sizin kanalıma olan aboneliğinizi vesaire değiştirmeyecek hiçbir şeyi. Dediğim gibi bundan sonra Ezgi Sert olarak isim ve soyisimim bu arada bu benim. Kanalımı devam ettireceğim. Bu küçük açıklamadan sonra hemen videoya geçelim. Bu videoda 3 tane saç modeli yapacağım. Üçü de gerçekten yapabileceğiniz kadar kolay modeller olacak. Dediğim gibi hem okula dönüş videosu tarzında bir şey yapmak istedim. Hem de herkesin kullanabileceği modeller bunlar. Hemen videoya geçelim. En basitiyle başlayacağım. Şimdi saçlarımı şuralardan tutamlar bırakarak bir de buradan. Şimdi saçımın üst kısmını öreceğim. Şu an benim aynam o kadar uzakta ki gerçekten bir metre, bir buçuk metre falan var ve hiçbir şey göremiyorum. Kayda almayı unutmuşum. Çok güzel bir şekilde. Bu tarafı örerken göreceksiniz şimdi. Hani balık sırtı öremiyorsanız normal örgü de yapabilirsiniz. Bence öyle de güzel duracak. Şimdi bu tarafımı da topluyorum. Daha sonra saçımı rulo yapıyorum ve tel tokayla tutturuyorum. Aynı şekilde bu tarafımı da yapıyorum. Ve saçlarım hazır. Geçiyoruz ikinci modele. Öncelikle saçlarımın önlerinden tutamlar bırakıyorum. Birazcık. İkiye ayırır gibi topluyorum.
son modele. Önce şu yanlardan birer tutam saç ayırıyorum. Biraz az oldu. Arkadaki tutumu topluyorum. Bu model belki birazcık okul için fazla kaçabilir. Bunu günlük hayatınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Aslında okulda da kullanabilir. Daha dağınık bir topuz yapabilirsiniz. Şuralarınızı daha, işte düğümlerinizi daha bol bağlayabilirsiniz. Daha sadaş bir görüntü olur. Okulda da o şekilde kullanabilirsiniz. Bir saç modeli daha yapmak istiyorum. Aslında videonun başında 3 tane dedim ama 4 olsun. Şöyle arkaya doğru, balık sırtı değil, normal bir şekilde öreceğim. Daha sonra bir tutamını tutup bu kısmını yukarı doğru çekiyorum. Daha sonra yine buradan tutup yukarı doğru çekeceğim. Ve arkadan tokalıyorum. Eğer toplu kullanmak isterseniz yine şuradan örüp buradan yukarı doğru aynı şekilde
örüp tokalayabilirsiniz. Ben bu tür saçlarda böyle dağınıklığı daha çok seviyorum. Ve videonun sonuna geldik. Umarım saç modellerinin hepsini çok beğenmişsinizdir. Sizin en favoriniz hangisi oldu? Aşağıya mutlaka yorumlarda bana söyleyin fikrinizi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni Instagram, Snapchat hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşça kalın.